Sinemalarımızda 10 haftadır hasılat rekorları kıran bir animasyon var. İlkini seyrettiyseniz bunu da muhakkak seyretmişsinizdir diye düşünüyorum. Türkçe adı Ters Yüz 2 olan Inside Out 2 10 haftada 2 milyon 200 bin seyirciye ulaştı. Peki bu ilginin nedeni nedir? İsterseniz ilk filmi anımsatayım. 2015 yapımı film 2016'da en iyi animasyon Oscar'ını kazandı. Filmde küçük bir kızın zihninin işleyişinde temel duygular, karakterler olarak karşımıza geliyordu. Küçük kızın adı Riley. Kafasının içinde bir uzay gemisinin komuta merkezi gibi temel duygular tüm gün çalışıyorlar. Çeşitli tuşlara basarak onun bütün duygularını yönlendiriyorlar. Peki bu duygular, bu temel 5 duygu hangisi? Lider konumundaki neşe, sevinç de diyebiliriz. Bilirsiniz ki çocukluğumuz aslında en fazla güldüğümüz dönemlerdir aynı zamanda. Riley'i sürekli neşelendiren çok tatlı genç bir hanımefendi. Neşenin arkadaşları ise öfke, üzüntü, tiksinti ve korku. Çocukken tüm bu duygulara sahibizdir. Ara ara kızarız kendi kendimize, öfkeleniriz, ağlarız, bir şeyden tiksiniriz, korkuyla belki tehlikelerden uzak kalırız. Tüm bu duygularla birlikte çocukluk anılarımız oluşur. Ve ilk film Riley'nin bu 5 duyguyla birlikte oluşan çocukluk anılarının toplamıydı. Tabii aynı şekilde Riley'nin anne ve babasının da zihninde onları yöneten duygular artık yaşlarını başlarını almış biçimde yer alıyorlardı. Bu film çok sevildi ve arada bu karakterlere ve Riley'e dair kısa filmler de çekildi. Şimdi 9 yıl sonraki filmde Riley artık bir ergen. Ergen olunca da tabii bu 5 duygunun yanına yeni duygular katılıyor. Artık hayatla ilgili daha önemli şeyler öğrenmeye başlıyor ve yetişkinliğe doğru bir geçiş dönemine giriyor. Bu film bizim 5 temel duygumuzun yanına katılan 4 temel duygunun nasıl hareket ettiğini ve 5 duyguyu pasifize ederek kumandayı ele geçirmeye çalıştıklarını ama her ne olursa olsun bu 5 duygunun mücadele ederek finalde Riley'i doğal halinde yeniden dengeye oturttuklarını anlatıyor. Riley ergenliğe girdikten sonra devreye giren 4 tane yeni duygumuz var. Kaygı, gıpta, utanç ve bıkkınlık. Bizler ergenliğimizi düşündüğümüzde tüm bu duyguların bizde ne kadar baskın olduğunu hatırlarız. Çünkü ergenlik çok hata yaptığımız, başkalarına gıpta ettiğimiz, çok utandığımız, zaman zaman çok sıkıldığımız ve kabul görmek istediğimiz bir dönemdir. İşte bu hikayede kaygının liderliği ele almasıyla birlikte Riley'nin zihin merkezi iyice karışıyor ve yıkıma uğruyor. Çok sevdiği iki arkadaşıyla birlikte 3 günlük bir kampa katılıyor. Bu kampta liselilerin oluşturduğu bir üst takımda yer alabilmek için seçmelere giriyor. Ama iki arkadaşını liselilerle birlikte olabilmek için tırnak içinde satıyor. Aslında kendi benliğinden farklı davranmaya başlıyor. Bütün bunları yapan işte o kumandayı ele geçiren kaygı. Ortalık karmakarışık oluyor. İşi düzeltmekte yine diğer ekibin lideri sevince kalıyor. Tüm hikaye boyunca Riley ile empati kurduğumuz için bu film bize çok sıcak geliyor. Kaç yaşında olursak olalım. Bence hem Kuzey Amerika'da hem dünyada hem Türkiye'de bu filmin çok ilgi görüp büyük hasılatlar yapması işte bu empatiden kaynaklanıyor. Yaşınız ne olursa olsun. Ergenseniz zaten Riley ile direkt olarak empati kuruyorsunuz. Ama bizim gibi yaş farkı olanlar da ergenliklerini düşünerek o yıllara geri dönüyorlar ve bu da oldukça insanın hoşuna gidiyor tabii ki. Bu arada tabii filmde bir de yaşlı tatlı teyzemiz var. O da nostalji. Arada o kumanda merkezinin kapısını açıp içeri girmeye çalışıyor fakat diyorlar ki hayır daha sana zaman var henüz görevin başlamadı. Sonuç itibariyle Inside Out böyle zeki bir fikirden yola çıkarak herkesi fetheden bir animasyon olmayı başardı. Seyrederken zihnimizdeki o rengarenk dünyanın nasıl işlediğine dair de çok güzel buluşlar var. Ve şu da olasıdır ki seyredenler bu 9 duygudan birine daha çok yakınlık duyabilirler. Inside Out'un Disney'e bağlı Pixar animasyonun en iyi serilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. It's time to greet your team, Riley! I'm anxiety. I'm one of Riley's new emotions. What do you mean, we? No. Are we in a dream right now? Please, can somebody pinch me?